Oğlum çek elini, çek. Mikrop kaptıracaksın. Ya tamam, bir şey olmaz. Ya Allah kahretsin, hep benim yüzümden. Abi çok özür dilerim. Ben bir an kendimi kaybettim öyle. Hep yaptığın şey. Biraz büyü mü ne? Yalnız kendine değil, başkalarına da zarar tamam veriyorsun. Tamam anne, bağırma. Eczacı dolabında buldum bir şeyler. Şimdi bir Masum'a yaparım ben. Hiçbir şey kalmaz, korkma ya. Geldim ben Mine, aşağıdayım. Aslında ben sizi gördüm de ilişmedim. Ama Veysel abi ucuz oteli sizin için aradığını söyleseydi ben buranın ismini verir miyim ya? Derdim burası onlara uymaz diye. Ben biraz hava alacağım dışarı çıkıp. İsabetli olur. Oğlum, doktora gitsek biz sanki dikişlerin açılacak gibi. Anne hangi parayla gideceğiz doktora ya? Ayıp ediyorsun abi ya. Ben hallederim yani. İstersen gidelim. Candan Hanım da rahat etsin. Şunu bir tutsana. Mikrobunu aldım. Kaza tut. Tamam. İstemez. Kanadı sadece birazcık. Anladım. Sen gurur yapıyorsun. Abi. Ama darılmasın. Bir şey soracağım ya. Sor baba, sor. Adeten her şeyi kaybettiniz mi ya? Ha? Mandırayı, çiftliği. Evler, arabalar, banka hesapları. Kredi kartları. Lan öf. Evet lan. Kaybettik, evet. Cepten nakit. Yok artık. İyi misin? Çok üzüldüm gerçekten. Şey, pardon ya, ben boş bulundum bir an teselli etmek için. Asmako'ya ihtiyacım var ki teselli edin beni. Ben yanındayım. Her türlü yanındayım. Üzülme olur mu? Nasıl üzülmeyeyim ya? Şu hale baksana, nerelere düştük biz resmen. Sinir krizi geçirdim yukarıda. Büyük olay çıkacaktım işte, neyse ki Fettah geldi. Fettah mı? O da mı burada? Yani ne oldu, niye bu kadar şaşırdın? Tanıyor musun yoksa? Yok ya. Tuğrul, abin vurulduğunda şey, hastanede adını duydum da burada olmasına şaşırdım sadece. Sen sıkılmadın mı burada? Gel yürüyelim biraz, hadi. Sıkılmam mı? Yani ya iğrenç bir yer burası. Yani aklım duracak. Resmen can güvenliğimiz bile yok bizim burada. Of, hay Allah ya. Yani zamanlamaya bakar mısın? Hani ben size benim konuk evini misafir edeyim diyeceğim, açayım diyeceğim ama orası da tadilatta. Ya aslında bize birazcık borç para verirsen de iyi olur. Ya borç morç önemli değil. Ya. Halledilir bir şekilde, veririm de. Benim daha iyi bir fikrim var. Nedir? Tuğrul'u vuran kadın var ya. Ben ona ulaştım bir şekilde. Nasıl yani? Ya ulaştım işte bir şekilde yani. Güzelim, bu işin arkasını bırakacak değildim değil mi? Bak kadın dedi ki eğer Tuğrul şikayetini geri çekerse ben onlara yüklü bir miktar ödeme yapabilirim. Ne kadar mesela? Ya bilmiyorum, o kadarını sormadım. Tamam, tamam o zaman sen konuş o kadınla madem. Versin bize 1 milyon. Yuh. Ne? Saçmalama ya, 1 milyon ne? Az bile istiyorsun. Özgürlüğün bedeli bu kadar ucuz olmamalı değil mi? Ne bileyim, ben abartmayayım dedim ama. Yok yok, ben şey yaparım, söylerim ona. İletirim. İyi tamam, ben de abimle konuşurum, bir çeker hemen şikayetini. Tamam. Bak ben ne zaman istersen yanındayım biliyorsun. Bu evin tadilat işlemlerini de hızlandıracağım, zaten biter bitmez seni alacağım. Sizi yani. İyi tamam. Tamam, hele sen bir konuş, şu işi bir halledelim. Gerisi kolay zaten. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne yaptık ki? Görüşürüz. Görüşürüz. Fettah, ben Murat. Gülizar telefonla benim arabada düşürmüş. Ya ne diyorsun? Murat, benim acil Gülü'ye ulaşmam lazım ya. Ne oldu ya? Sesin telaşlı geliyor. Bir sıkıntı yok değil mi? Ya hiç sorma. Suzan abla bir delilik yapmış. Karakoldaymış, tutuklamışlar. Ne? Tamam dur. Sen bana konumunu yolla. Ben Gülizar'ı alıp geliyorum hemen.
Kardeş, selamünaleyküm. Bir bakacaksın mı ya? Fetah burada mıdır? Yok, Fetah çıktı. Hay Allah ya. Ya ben abisiyim biliyor musun? Ona böyle atlet, don, fanla bir şey getirdim de. Ya bırakayım ben bari bunları. Bu kaç numaralı odada kalıyorum? 103. 103. Ha, bak bir problem var. Ödemeyi geciktirdi. Baştan öyle konuşmamıştım. Günlük alırım demiştim parayı. Tamam ya, tamam. Öderiz Allah Allah. Sen al şu 100 lirayı. Çocuk çalışıyor, yoruluyor, terliyor biliyor musun? O yüzden şeydir. 103. Oldu. Teşekkür ettim.